Merhaba, NTV'de yakın plana bugün biraz geç başladık. O da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim kararı ile ilgili son dakika bilgisini sizlerle sıcağı sıcağına paylaşabilmek içindi. Bu arada stüdyomuzda iki konuğum, Ankara stüdyomuzda da bir konuğum var. Konuklarım kim? Profesör Doktor Mithat Baydur, hemen burada yanı başımda bizimle beraber Ok Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzda da Doktor Nihat Ali Özcan var, TOBB öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz Sayın Özcan. Siyaset konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin bugün Ankara'da sürpriz bir şekilde buluşması oldu. Buluşmanın tabii adresi dikkat çekiciydi. Bahçeli'nin evinde bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin evine gitti. Kısa bir görüşme oldu ama adres o farklı olduğu için dikkat çekiciydi. Dün Milli Güvenlik Kurulu bildirisi gündemdeydi. Çok önemli başlıkları var. Ağır bir gündemi vardı. 5 saat sürdü. Uzun da bir toplantıydı. Barış koridoru söylemi öne çıktı. Burada operasyonla ilgili bazı ifadeler var. Yine Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi konusu, Türk konsolosunun şehit edilmesiyle ilgili vurgular yer alıyordu. Başka neleri konuşuyoruz? Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili çokça tartışılan bir, kamuoyunun çokça tartıştığı bir konu var. Herkesin farklı farklı görüşleri var. Açıklamalar yapılıyor. Buna bakacağız. Belediyelerde tanıdık akraba çalıştırma konusu yine kamuoyunun yakından izlediği, takip ettiği bir konu. Ona bakacağız. Çünkü yeni partiyle ilgili de bazı şeyler, yeni partilerle ilgili de bazı gündemleri konuşmakta. Hepsine yer vermeye çalışacağız konuklarımızla. Müsaadenizle Ankara'dan başlayalım. Tabii, ve tabii. Nihat Ali Özcan'a dönelim. İlk olarak Ankara'daki bu sürpriz görüşmeyi size sormak isterim. Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'nin evine gidiyor olmasıyla ilgili ilk defa gitmek, verilen fotoğraf kareleri, son derece samimi bahçede, girişte, çıkışta fotoğraflar. Bunlar size ne düşündürdü? Nasıl ipuçları veriyor siyaseten? Şimdi Türkiye'deki mevcut anayasal düzen açısından baktığınızda başkanlık sistemi hakim ve bu başkanlık sisteminin işte Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarla beraber götürüyor. Ancak tabii bunu siyasi yelpaze açısından baktığınızda biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir ittifak ilişkisi var. Yani ortada bir metin olmasa da genel olarak bu ittifak ilişkisinin sürdürüldüğünü görüyoruz. Ve bunun özellikle bazı alanlarda daha derinlikli ve iç içe geçmiş olduğu da malumunuz. Bunlardan birisi de biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz ve sonrası süreçteki dış politika ile ilgili konularda. Şimdi siz de ifade ettiniz. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Bu toplantı işte 6 saat sürdü ve toplantı sonrası yapılan bir açıklama var. Şüphesiz ki açıklamanın içerisindeki hemen hemen bütün maddeler evveliyatı olan ve bu konuyla ilgili tartışmaların derinlikli olarak devam ettiği, Türkiye'nin de bu konudaki ısrarlarının olduğu mevzuları kapsıyordu. Bunların işte biraz önce de söylediğiniz Doğu Akdeniz'den Kuzey Irak'ta bir konsolosluk görevlisinin şehit edilmesine daha belki de en önemli ve dikkat çekici olanlardan birisi biliyorsunuz Fırat'ın doğusunda kalan bölgedeki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında neredeyse 2 yıldır devam eden tartışmalar, müzakereler, görüşler ve bu konudaki karşılıklı bir takım özellikle beklentilerin ve uygulamaların masaya yatırılmasıyla ilgili bir noktada ortak bir görüşün oluşturulamamasıyla ilgili bir mesele. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve dün Milli Güvenlik Kurulu'ndaki toplantılara baktığınızda bu 6 saatlik görüşmenin ana eksenini ve temel maddesini bu hususun oluşturduğunu. Bunun da aynı zamanda sadece bir Suriye'nin kuzeyinde bir harekatı değil, bu harekatın sonrası ortaya çıkacak politik gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin hem içeride hem de uluslararası alanda karşı karşıya kalabileceği sorunlar veya üstesinden gelmesi gereken meseleler konusunda da anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli bugün bu toplantının sonuçları, bu sonuçlar üzerindeki tartışmaları yüz yüze görüşerek belli bir noktada bir hem bilgilendirme hem de bilgi alışverişi yapıldığını, dolayısıyla da işte böyle bir radikal bir karar almadan önce de bir birliktelik görüntüsünün verilmesinin bu konuda hem bir nezaket ziyareti hem de bu politikadaki ortak bir duruşa işaret etmek üzere ciddi manada bir sembolizm içerdiğini söyleyebilirim.
15 Temmuz sonrasında dış politikanın çerçevelediği ittifak ilişkisinin sonucu tam da Milli Güvenlik Kurulu'nun önemli kararları sonrasında gerçekleşen bu ziyaretin bir birliktelik mesajı verdiği yorumunu yaptı Nihat Ali Özcan. Siz ne dersiniz Mithat Baycır? Evet efendim, anladığımız kadarıyla bir 30 dakika falan süren bir kısa bir ziyaret olmuş. 30 dakikanın içerisine neler sığdırdılar tabii onu bilemiyorum ama herhalde ana başlıklar etrafında sıralayabileceğimiz bir takım şeyler açacağım şimdi ben de. Süratle bunu bir fikir tiyatrisi, eski tabirle fikir tiyatrisi içerisinde bulundukları anlaşılabilir bir şey. Bunun içerisinde Sayın Nihat Ali Özcan'ın da söylediği gibi MGK bildirisinin, iki MGK bildirisi belki birazdan konuşuruz. 6 saat 10 dakika süren uzun, yani son zamanlarda alışılığa geldiğimiz bizim Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının belki en uzunlarından biri. Zira çok tabii gündem ağırlıklı. Yani bunun içerisinde işte Interpol vurgusundan Doğu Akdeniz'e kadar birçok konuyu kapsayan bir takım vurgulamalar var ama bunların içerisinde en önemlisi Fırat'ın doğusu ile ilgili. Çünkü zira Türkiye'nin de burada zaman zaman, yani Münbiç'ten başlayarak diğer alanlarda olduğu gibi işte NATO içerisinde müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ni bunu zamana yayma veyahut işte birazcık bunu sürekli öteleme gibi çıkarmış olduğu bir takım böyle şeylerden, ertelemelerden dolayı Türkiye'nin derin bir rahatsızlığı var. Muhtemelen burada Türkiye, yani çünkü bunu yapmak mecburiyetinde bir terör, yani kendi sınırlarına yakın bir yerde terör olduğu gibi, kökünü olduğu gibi kazımak, orada bir boşluk yaratmak, o boşluğu bir barış koridoru haline getirebilmek, imkan içerisinde de zaman içerisinde de kendi içerisindeki sığınmacılardan bir takım veya transfer edebilirse oraya transfer edebilme gibi ileriye matuf çok önemli. Yani Türkiye'nin sosyolojisini de, ekonomisini de, siyasetini de, jeopolitiğini de ilgileyen çok önemli maddeleri ihtiva eden bir şeyi var. Onun bir perspektifi var. Muhtemelen bu vurgu bunun üzerine durulmuştur. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin yapacağı işte iki tane araştırma gemisi, iki tane sondaj gemisi var. Türkiye bunun üzerinde uluslararası hukuktan almış olduğu hakkı sonuna kadar kullanma kararında. Bu konuda muhtemelen, yani bir satranç oyunu gibi bunu yapacak Türkiye. Bunda zaten bir kuşku yok ama nelerle karşılaşabileceği konusunda belki bir fikir alışverişi yapmış olabilir. Bilmiyorum 30 dakika hepsi bunlar sığdı mı? Bayram sonrası şeyler var tabii. Cumhur İttifakı'nın iki tane önemli üyesi. Bayram sonrası kendilerine teşekkür mitingleri yapacaklardı. Bunun içerisinde çok manidardır. Konya ve Kayseri var. Konya ve Kayseri deyince de yeni kurulacak partinin İki tane daha önce milletvekilinin çıktığı iller, yani belki onu da konuşuruz. O da bir manidar oraya gitmesi. Dolayısıyla bu ilerideki Eylül'den itibaren siyasetin Türkiye'de alacağı şekil konusunda Cumhur İttifakı'nın iki tane önemli ögesi, elemanı olarak da ittifakı daha sağlamlaştırma konusunda da konuşmuş da olabilirler. Ama 30 dakikada bunların ne kadarını konuştular bilemiyorum. İşte bana başka, ben de bilemiyorum. Evet. Peki Sayın Öğür, siz ne dersiniz? Öncelikle size de şunu sorayım. Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'nin evine gidişini daha önce hatırlamıyorum. Siz biliyor musunuz? Evet. Bir ilk herhalde, değil mi bu? İlk kez, evet. İlk kez ve hakikaten de ilginç yani belki. Daha önce programda yoktu. Resmi makam aracıyla gitmedi. Cumhurbaşkanlığı forsu kullanılmadı. Şimdi bu tabii bu görüntü Ankara'da biraz kulisleri de hareketlendirdi. İşin dış politika boyutunu, Türkiye'nin önündeki acil meselelerle ilgili hocalarım özetlediler. Hakikaten çok önemli bir süreçten geçiyor Türkiye. Bu süreci geçirirken sadece Devlet Bey değil, Devlet Bey zaten zorunlu olarak, yani rutine dönmeye başladı bu görüşme ister istemez. Ama belki diğer muhalefet partileri de görüşme süreci başlar diye düşünüyorum. Yani çünkü hakikaten önemli bir süreçten geçiyoruz. Fırat'ın doğusu tabii aslında ABD-Türkiye ilişkileri. O perspektifte Türkiye çok tarihi bir anın içinden geçiyor. Yani orada bir karar verilecek. O karar hayata nasıl geçecek, nasıl geçmeyecek, nasıl ABD ile ilişkiler, özellikle AB ile ilişkiler, bunlar hangi minvalde gidecek? Yani MGK toplantısının 6 saat sürmesi de hakikaten bunun göstergesi. Ama dediğim gibi işin belki iç siyaset açısından ilginç tarafı bir evde buluşmaları. İki, görüşme sonrası Ankara kulislerinde acaba çok konuşuluyor ya kabinede bir değişiklik olur mu üzerinden. Mesela şöyle bir şey söylendi. Ben çok ihtimal vermiyorum işin doğrusu. Devlet Bey ile bu konuda konuşuldu. O yarım saat içerisinde bu kadar şey özetlendi de sonra da iç siyaset açısından kabinede bir görev mi acaba MHP'den böyle bir şey mi
önerildi gibi şeyler konuşuldu. Devlet Bey'e mi önerildi? Devlet Bey'e değil tabii canım. MHP'den bir MHP'li siyasi aktörlerin de kabinede yer alması ya da MHP'ye yakın siyasi aktörlerin kabinede yer alması. Değişiklikten bahsediliyor. Ben tabii kendi açımdan o değişikliğin şimdilik olmayacağını, ben sonbaharda ihtimaldir, belki olabilir diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey de konuşuldu. Yani işin doğrusu böyle bir şey de konuşuldu. O açıdan da ilginç. Bu önümüzdeki günlerde belki ayrıntısı ortaya çıkar. Ne konuşuldu. Ama ben de hocalarım gibi asıl konuşulması gereken şeyin Fırat'ın doğusu olduğu, Akdeniz'deki sıkışma olduğu, işte Yunanistan Başbakanı'nın Kıbrıs'a gidip yaptığı açıklamalar, bütün bu süreci Türkiye'nin nasıl yönetmesi gerektiği çok ciddi şekilde ele alındığını ve doğal olarak da Bahçeli'ye bilgi verildiği ya da Bahçeli'yle o bilgilerin paylaşıldığı bir konuşma gerçekleşti diye düşünüyorum. Ama söylediğiniz sahiden de ilginç. Bakalım onunla ilgili bir gelişme olacak mı? Bakalım, Ankara evet, kulislerinde ben... bir şeyler konuşuluyorsa bir şeyler de gerçekleşiyor peşinden. Bakacağız bakalım. Ankara'ya dönelim şimdi o zaman tekrar Nihat Ali Bey. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu toplantısına geri dönecek olursak, açıklanan bildiriye de geri dönecek olursak, barış koridoru ifadesinin ilk kez kullanılması dikkat çekiyor. Böyle bir söylemin tercih edilmesinin sebebi ne olabilir? Şimdi belki de bugüne kadar Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusunda kalan bölgeyle ilgili harekete geçme konusunda baskıların ve bu konudaki iradenin gittikçe arttığını gösterme açısından bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve sonrası yaşadıklarımız önemli. Yani bunu isimlendirdiğiniz bir yere doğru geldiğinizde aslında kapalı kapılar ardında bir şeyler pişirilmekte olduğunu da görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bu ziyaretin nedenlerinden biri böyle bir askeri harekatın ölçeği ve beklentileri büyükse, burada parlamentonun rolünün, alacağı kararların ne olduğu, bu konuda da bir görüş alışverişi gerekir mi sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani bir savaş hali tarzı ya da bir olağanüstü hal durumu, çünkü sonuçta geniş çaplı bir harekata girişeceksiniz. Bu diğerlerine çok da benzemeyecek bu noktada baktığınızda. Her ne kadar konu Amerika ile Türkiye arasında gibi gözükse de aslında Türkiye bu harekatı Amerika'ya rağmen ya da Amerika'nın sessizlik halinden istifadeyle gerçekleştirdiğinde Suriye özelinde o kadar çok taş yerinde oynayacak ki, o kadar çok farklı aktör kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirecek ki, bu bizim düşündüğümüzden çok daha geniş bir şey, yansıması olan bir harekata dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla bunun bu politik sonuçları üzerine de düşünmek gerekiyor. Sadece sorun Türkiye-Amerika ilişkileri değil. Yani Türkiye Suriye'nin o bölgesine girdiğinde Esad'ın pozisyonundan İran'a, Rus-Amerikan ilişkilerinden Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika ilişkilerine, PKK'nın geleceğinden Özgür Suriye Ordusu'nun geleceğine ve Esad'ın geleceğine kadar birçok şeyi, mevcut tabloyu ister istemez hareketlendireceksiniz bunu yaptığınızda. Şimdi bu kadar büyük politik sonuçları olan bir askeri harekata girmeyi düşünüyorsanız, tabii bunun için yapmanız gerekenler var. Önce içeride bir güçlü bir biçimde siyasi, parlamentoda en azından siyasi bir ittifakı gerçekleştirmeniz, daha sonra bir kamuoyu oluşturmanız, bununla ilgili olarak da yola çıkmanız gerekiyor ki bunu yapabilmeniz için de en azından en başta yaptığınız işe bir şey gösteren, tolerans gösteren, yaptığınız işe bir meşruiyet gösteren bir isimlendirme yaparsanız, dünyanın her yerinde askeri bir harekat yapacaksanız o harekata bir isim verirsiniz. Anlaşılan o ki bu tartışmalar belli yere kadar belli bir olgunluğa erişmiş ki bunun adına işte burada bir barış koridoru olarak koyma lüzumu hissedilmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Kapalı kapılar ardında gittikçe hızlanan ve yaşanan bir süreç var diye düşünüyorum. Diyorsunuz ki diğerlerine benzemeyen çok geniş çaplı bir harekat olur bu. Diğerlerinden farkları ne olur öyleyse, biraz daha ayrıntı konuşalım. Şimdi geçmiş, daha öncesinde Türkiye'nin giriştiği harekat bölgedeki bazı gruplar, özellikle DAEŞ'e ilgiliydi. Daha sonra biliyorsunuz özellikle Afrin'de PKK'ya karşıydı doğrudan. Şimdi burada karşısındaki şey tablo, siyasi tablo biraz daha karmaşık ve coğrafyada oldukça geniş. Yani Fırat'ın doğusundan ta Türkiye'nin Irak sınırına kadar olan bölge sizin için işte muhtemel harekat alanı olarak görülebiliyor. Çünkü bunun derinliği de bir 30-40 kilometre. Dolayısıyla bu kadar geniş bir alanın
belli bir süre içerisinde gerçekleşecek. Bu harekata giriştiğinizde sadece Amerika'yı değil, belki onunla beraber başka ülkelerin de bu konudaki tutum ve davranışları da bundan sonraki süreci etkileyecek. Belki bu Türkiye'ye karşı bir proksi veya vekalet savaşına dönüşme potansiyeli taşıyacak. Buradaki Araplarla PYD'nin ilişkisini, burada yine onlarla Esad rejiminin ilişkisini ve İran'ın ilişkisini, Rusya'nın ilişkisini de boydan boya etkileyecek. Dolayısıyla hem coğrafi olarak geniş ve derin, geçmişten çok daha büyük çünkü yaklaşık olarak 450-500 kilometreden söz ediyoruz. Aynı zamanda da karşınızdaki aktörlerin geçişkenliği ve ittifak ilişkilerinin doğasını da şu anda kestirmeniz mümkün değil. Ya da bunun üzerine en azından çalışılıyor, ne olduğunu anlamaya çalışılıyor diye düşünüyorum. O nedenle geçmişte Suriye'de yapılan operasyonlardan biraz daha farklı olma potansiyeli taşıyor. Peki. Siz ne dersiniz? Bu büyük operasyonun eli kulağında mı sizce de? Yani şimdi Türkiye burada kararlılığını söylüyor. Tabii buna hemen bir zaman biçmek belki mümkün değil ama Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirgesini satır aralarından bir şeyler çıkartmak belki mümkün olabilir. Benim önümde var, isterseniz bakın şöyle söyleyeyim. Çok kısa hemen söyleyeyim. Şöyle söylemiş Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, Suriye sınırında oluşan otorite boşluğunun, ki gerçekten bir otorite boşluğu var uzun zamandan beri. Türkiye'nin en çok şikayetçi olduğu bu konu, zaman zaman gündeme getirmesine rağmen ısrarla, biraz önce söylediğim gibi hep böyle zamana yayma ya da oyalama gibi taktiklerle karşı karşıya kaldı. Devam ediyorlar. Türkiye'ye yönelik tehditleri arttırdığı belirtiliyor ve aynen şöyle cümleler geliyor hemen bildiride. Sınır güvenliğimiz çerçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir barış koridorunun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir. Kararlılığımız teyit edilmiştir. Burada birkaç tane anahtar kelime önemli. Şimdi bu tabii pençe bir pençe iki harekatlarından da bahsediliyor. Bunun bir başarısı vuruldu. Bugün de tekrar ZAP ve Metina karargahları, bugün de yine aynı harekatlar devam etti. Şimdi Türkiye'nin PKK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ gruplarıyla olan terörle mücadelesi öteden beri biliniyor. Türkiye'nin yani bu konuda hiçbir zaman taviz vermeyeceği, bunun bir yani bir beka meselesi olduğu öteden beri vurgulanıyor. Şimdi bu çerçevede şey de çok önemli. Tabii ki Sayın Nihat Ali Özcan'a katılıyorum. Bunu bir mecliste tartışması lazım. Mesela bakın S-400 konusunda mecliste tartışılsa da yine aynı şey çıkabilirdi. Ama tartışılması ve bunun bir ortak aklın ürünü olduğu konusundaki dış dünyadaki kanaat de o doğrultuda aynı oranda pekişir. Bütün bir Türkiye'nin bir karar bileşkesi, bir bileşke karar sonucu, kümülatif bir karar diye bunu dış dünya görür. Şimdi bunlar tartışılmayınca sanki çok dar bir siyasi elitin tercihiymiş gibi şey yapıyor, algılanıyor. Şimdi dolayısıyla burada da bunu tartışması lazım ki bizim buna da ihtiyacımız var. İnanıyorum ki bütün siyasi partiler böylesine milli bir davada aynı hizada bulunacaklardır. Zira bununla bir örnek verelim. Mesela Katsa yardımları gibi, Katsa kararları gibi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri işte kendi muarızlarını yaptırımlar yoluyla yola getirme yasası diyoruz ya. Mesela Türkiye'ye şimdi gündeme gelmedi. Ama mesela Temsilciler Meclisi'nde iki fireyle, bakın bütün Cumhuriyetçi ve Demokratları ortak sayıyorum. Temsilciler Meclisi'nde Senato'da iki, Temsilciler Meclisi'nde dört fireyle geçti. Bu ne demek biliyor musunuz? Temsilciler Meclisi'nde 4, Senato'da 2. Yani Cumhuriyetçi ve Demokrat fark etmiyor. Böyle bir kararda Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak aklının kararı gibi gelip bize sunuyorlar. NATO müttefiki olmamıza rağmen parantez içerisinde. Şimdi burada böyle bir sınır güvenliği gibi Türkiye'nin terörle olan yani 40 senelik mücadelesinin bir final sahnesi gibi böyle önemli bir konuda tartışılsın ki herkes böyle bir davada yan yana durmayı becerebilsin. Yani bunun dışında meclisinde ve kamuoyunda bu operasyon harekatla ilgili gizli bir oturum olabilir mesela. Şey yapayım, basına kapalı bir oturum bir olabilir. Bir destek alınacak mıdır? Çünkü neden önemli? Mutlaka alacak. Öyle bir şey olur mu? Bu Türkiye'nin milli bir davası. Yani herhangi bir parti ben buna katılmıyorum derse öyle bir deme şansı var mı? Kamuoyunda mahkum edilir. Bu önemli bir dava çünkü. 40 yıllık biz terörle o zaman niye uğraşıyoruz yani? Şimdi öbür taraftan şey önemli, Sayın Özcan dediği gibi bu bunun tabii ne kadar zaman süreceği, harekatın ne şekilde cereyan edeceği, cereyan etme safhasında
uluslararası diplomasinin hangi, nasıl bir trafikte cereyancıya Türkiye-Amerika Birleşik Devleti ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, orta düzeyde de olsa zaman zaman birbirini yoklayan Türkiye-Suriye ilişkileri açısından fevkalade önemli. Çünkü bölgede sürekli sahada yahut her gün dengelerin değiştiği, buna Doğu Akdeniz'de eklenip de Doğu Akdeniz'de Suriye alanını bir arada böyle panoramik olarak baktığınız zaman buradaki inanılmaz dengelerin, bu denge denkleminin ya da matrislerin sürekli değiştiği çok kaygan bir zemin ve kaygan bir coğrafyada buluşuyoruz. Mesela geçen gün bir yazı vardı. Putinyahu diyorlar mesela. Yani Putin'le Netanyahu'yu almışlar. Putinyahu. Şimdi Putinyahu ne demek? Yani İsrail'le mesela aslında biz hep diyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Müthiş bir Musevi lobisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikadaki önemli önceliklerinden birisi İsrail'i korumak ve bölgedeki güvenliği sağlamaktır diyoruz ya. Ama aynı İsrail Rusya'yla önemli bir son 2-3 senede önemli bir diplomasi ve dış politika trafiğini yaşıyor ki burada mesela son bu görüşmelerde Netanyahu'nun Putin'e Suriye'deki devrim muhafızı ordusunun elemanlarını ve Haçlı Şabi gibi paramiliter örgütleri sahadan çek, biz de sana yaptırımları kaldırtma konusunda lobi yapalım diye karşılıklı böyle bir İsrail-Rusya dengesi bile aynı şeyde sahada var. Şimdi dolayısıyla böyle bir coğrafyada bu harekatın getirebileceği Türkiye'nin haklı davasına rağmen bir takım böyle diplomatik sıkışmalar olabilir. Onun için bütün partilerin tek ses bir harmoni içerisinde aynı hizada olması lazım böyle bir önemli davada. Çünkü şunu da unutmayalım, bakın şimdi mesela Trump Obama çok büyük hata yaptı Türkiye'ye Patriotları vermemekle. Dolayısıyla Türkiye davasında haklı diyor. Hani biz de Türk kamuoyu olarak ya Trump bizim arkamızda falan diyoruz ama aynı Trump çıktı bir süre önce Türkiye Kürtleri ezmek istedi, ben önledim dedi. Şimdi böyle bir davada Türkiye'nin bu davasında çıkıp sanki böyle bir Türkiye haksız bir şey yapıyormuş gibi dışarıda lanse edebilirler. Yani kamusal diplomaside, kamu diplomasisini de harekete geçirmemiz lazım. Eş zamanlı olarak. Bütün bunlar bir planlama gerektirir tabii. Bütün bunlar bir planlama gerektirir. Evet. Kesinlikle. Ya tabii ben bu olay hakikaten Türkiye'nin yani son NATO ile ilişkileri açısından 70 yıllık bir tarihimize baktığımız zaman daha önce de kırılma noktaları yaşandı. Kıbrıs davasında olduğu gibi. Bu çok daha farklı bir şey. Yani bizim ne Zeytin Dalı Harekatı'na benziyor, ne Afrin'e benziyor. Yani onların çok çok aşan bir şey. Çünkü iki NATO ülkesinin ihtimalle karşı karşıya gelme ihtimali var. Şimdi bu çok sıradan bir şey değil, çok çok önemlidir. Tabii ki hocalarım dediği gibi taşları yerinden oynatacak. Sistemleri karşı karşıya getirecek. Yani Amerika'ya rağmen cümlesi... Evet, yani şimdi oraya geldik. Yani öyle bir noktaya geldik ki belki Türkiye'nin sabrının tükendiği noktadır. Yani bence... barış koridoru kavramı da oradan çıkıyor. Bence o bir mesajdır. Kıbrıs meselesindeki barış harekatı gibi. Buradan da barış harekatı ismini koyarak bence Türkiye artık bir son noktaya geldik mesajı veriyor. Bunun karşıdaki muhatabın anlaması gerekiyor. O nasıl, ne yapacak? İhtimaldir işte çözüm üretecekler. 30 kilometredeki alanı açmaya çalışacak Amerika. Açmamak için bahane aratlar geçen haftalardaki. Amerikalılar heyet olarak buraya geldiler ve bu geldiler, konu konuşuldu. Uzun uzun toplantılar yapıldı ama bir anlaşma sağlanamadı. Sağlanamadı ve biraz zaman kazanmaya çalışan bir çaba da harcadılar. Şimdi Türkiye'de bunu Dışişleri Bakanı da çok net açıkladı bu oyalama taktiği izlediklerini. Menbiş'ten zaten bunu biliyoruz. Yani böyle bir oyalama taktiği izlediklerini. Bu sadece tabii Amerika'nın, Trump'ın kararı falan değil, Pentagon'un bütünüyle baktığınız zaman ta 90'lardan beri gelen bölgeyle ilgili planlarının bir parçasıdır. Oradan çıktıkları anda ABD'nin bölgedeki söz söyleme hakkıyla ilgili bir durumla da karşı karşıya. Ya Türkiye ile anlaşacaklar, devam edecek, başka bir formülasyon bulacaklar veya Türkiye artık geldiği noktada bir adım atacak, ABD'ye rağmen atacak diye düşünüyorum. O yüzden de bu son mesajı vermek, en azından o yani görüşme ihtimalini son noktaya koymak açısından bir uyarı niteliğinde bir MGK kararı çıktı diye düşünüyorum. Tabii işin işte o S-400 boyutunun bir devamı gibi düşünüyorum. O aslında NATO ittifakı içerisinde önemli bir karardı. Yani bugüne kadar pek örneği görülmemişti. Yunanistan falan deniyor ama onları aşan bir şeydir. Yani Türkiye'nin kararlılığı açısından çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Şimdi bunun bir adım sonrası Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin
kendi bütünlüğüyle ilgili ama tabii sadece kendi bütünlüğüyle değil, bölgeyle ilgili, bölgedeki bu kaosu oluşturan zeminle ilgili bir kararı var Türkiye'nin. Bu karar nedir? Suriye'de burayı geldin, karıştırdın, DAEŞ denilen canavarı oluşturdun. Bu artık biliniyor, çok çok net bir şekilde söyleniyor. Şimdi bu zemin, zaman da biraz uygun gibi geliyor bana. Yani dünyadaki o küresel sistemin oluşturduğu boşluklar da var bir tarafta. ABD kendi içerisinde, benim daha önce de yazdım bir biçimde, 28 Şubat vari o müesses nizamla Trump'ın kavgası var. Tamam, doğrudur. Trump son noktada değişebilir, hocam söylüyor. Ama o Türkiye'ye bir avantaj sağladı diye de düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'yi birazcık rahatlatan bir avantajı da sağladı. Türkiye bir de çok haklı bir pozisyonda. Yani düşünün, daha bir hafta önce Türkiye bu hazırlığı yaparken işte Interpol'den terör örgütü liderlerinin fotoğrafları çıkıyor ya da isimleri çıkıyor. Orada da bir hamle hazırlığı var. Amerika'da içindeki güçlerde bir hamle hazırlığı var. Türkiye'ye karşı bir duruş sergiliyorlar. Şimdi ona karşı bir tavır koymak gerekiyordu. Bence barış koridoru oradan çıkan sert bir mesaj kararıdır diye düşünüyorum. Abi. Peki. Bir ara verelim. Aradan sonra da tekrar devam edelim. Amerika-Türkiye ilişkilerini konuşalım. Yakın Plan programına devam ediyoruz. Dünden bu yana sarkan bir konu, Milli Güvenlik Kurulu'nun, uzun Milli Güvenlik Kurulu'nun vurgularla dolu bildirisi, açıklaması. Nihat Ali Özcan, sizinle devam edelim. Bu bildiride Türk Konsolosluk Görevlisi'nin şehit edilmesi tüm yönleriyle aydınlatılsın diye bir çağrı var. Bu çağrı, şimdi bir yandan da orada operasyonlar yapıldı. Birçok kişi yakalandı, etkisiz hale getirilenler var, isimler açıklandı vesaire. PKK bağlantısı da kondu. Ama buna rağmen tüm yönleriyle aydınlatılsın çağrısının altında ne aramak lazım? Şimdi bunun altında, yani bu seviyede bir bildirinin içerisine girmişse tabii iki boyutu var. Birincisi Çapanoğlu aramak gerekiyor demek ki. Çünkü açık kaynaklardan, yani medyaya yansıyanlara baktığınız zaman Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nin istihbarat teşkilatı işte Türkiye ile hemen hemen her konuda işbirliği yapıp bu konuda elinde ne varsa bunları Türk tarafına verip aynı zamanda da faillerin yakalanmasını, hızlı bir biçimde yakalanmasını sağladı. Ama buna rağmen demek ki bazı muğlak noktalar var. Bu noktaların hem Türk tarafının hem de Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nin erişebildiğinin dışında ulaşamadıkları ve üzerinde belki bir şeyin, perdenin bulunduğu bazı ilişki ve bilgi dağılımı var. Çünkü bu personelin işte beraberce o restorana gidip gitmeyecekleri, hatırlarsınız yani restoranda konsolosu beklerken görüntüler de yayınlandı. Oradaki konsolosluk görevlisi yan taraftan bir üç kişinin saldırısına uğruyor. Şimdi bunun tüm bu gidişleri izlemeyi, içerideki bilgiyi, personel değişikliğini, bazı şeyleri, bilgileri devletler ulaşabilir. Bazılarında örgütler ulaşır. Yani o kadar çok da zor değil. Ama mesela bir hava yollarının yolcu listesine çok istisnai olmak üzere ancak devletler ulaşabilir. Ya da bir telefon dinleme işini ya da bir telsiz dinleme işini çok istisnai olarak örgütler yapar ama asıl tabii bu işi devletler yapar. Eğer başka bir teknik kapasiteye sahip olan bir örgütten söz etmiyorsanız. Şimdi anlaşılan o ki bütün bu ortaya çıkan ilişkilere rağmen hala çözülemeyen ve cevabı aranan bazı sorular var ki böyle bir açıklama hissedilmiş. Ya da bu tartışmalar biraz politize olduğu için bu politize olan boyutuyla yine böyle bir açıklama bu metinde yer almış. O yüzden tam ne olduğu konusunu herhalde önümüzdeki süreçte arayacağız ama konuyla ilgilenenlerin de, bu işin bir numaralı sorumlularının da anlaşılan o ki cevabını veremedikleri bazı sorular var. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu şey mi? Konsolosluk, evet, yani Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde bunu Şimdi şu önemli tabii, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun 6 saat 10 dakika süren toplantısından sonra
özellikle biraz önce konuştuğumuz eli kulağında mı ya da ne zaman olabilir böyle bir harekatla bir barış koridoru oluşturulması konusunun epeyce de bir zaman olarak tartışıldığını varsaydığımız böyle bir atmosferde Kuzey Irak'taki bizim diplomatımızın öldürülmesiyle ilgili veya bu cinayete ilişkin bir vurgu yapılması da Türk devletini ya da devlet aklının buna ne kadar bir önem atfettiğini gösteriyor. Ben tabii daha önce gibi bilmiyorum burada mıydı yine bir başka programda da söyledim. Yani şöyle bunu çok böyle bir sıradan basit işte Türkiye'nin bir diplomatını öldürürsek hanemize Türkiye'ye ait bir diplomat öldürdük şeklinde eklenmenin ötesinde mutlaka bir siyasi hesaba dayanan, siyasi bir stratejiye dayanan bir ayrı bir planın ya da hesabın olması gerekir. Ve ilk aklıma gelenlerden bir tanesi tabii zaman içerisindeki gelen mevcut veri, bilgi ve yeni bulgular çerçevesinde bu analiz ve yorumlar değişebilir. Ama Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili Türkiye'nin ilişkileri hani iyi kötü cereyan ederken Kuzey Irak Kürt yönetiminin bağımsız bir devlet olma yolunda referanduma gitmesi sonucu Türkiye haklı olarak sert bir tepki göstererek böyle bir referandumu tanımayacağını söyledi. Tanıyan devletler de zaten dünyada belliydi. Tekrar uzun uzun ona girmek istemiyorum. Ama zaman içerisinde tekrar Türkiye Kuzey Irak yönetimiyle ilgili arada bir iletişim ve bir yumuşama köprüsü oluştu. Şimdi Türkiye bölgesinde kendi bulunduğu bu coğrafyada bir takım ilişkiler kurmak ister ve etki ağını kendi etkisinin, siyasi etkisinin iz düşümlerini hissettirmeye başladığı anda Türkiye hemen bir tecrit etme, bir şey yalnızlaştırma ya da containment dedikleri bir çevreleme politikasıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin tekrar Kuzey Irak yönetimiyle olan şeyini bağlantısını biraz koparabilmek için ya da bunu biraz sekteye uğratabilmek için her zaman her kesimin çoğu zaman bir enstrüman olarak kullanılan zaten bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bunu şimdiye kadar kimler kullanmadı ki? PKK'nın tekrar bu davada, bu böyle bir olayda kullanıldığını düşünüyorum. Tabii kimilerin kullandığı konusunda bir fikrimiz var. Ama bunda zaman içerisindeki mevcut veriler çerçevesinde biraz daha netleşmesini beklemek lazım. Size Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız vurgusunu sorayım. O noktada aslında işin içine başka birçok ülkede girmiş oluyor. Tıpkı az önce Nihat Ali Bey'in güvenli bölge konusunda konuşurken, altını çizerken söylediği gibi çok farklı faktör var. Bunlar birbirlerinden etkilenecek, belki domino taşı gibi farklı farklı ittifaklar, belki yeni ittifaklar, ayrılanlar, birleşenler. Çok sayıda ülke ve örgüt yine işin içine girecek. İkisini beraber değerlendirdiğimizde bir yandan olası harekat, operasyon, bir yandan Doğu Akdeniz'deki o kararlı tutum. Bütün bunlar Türkiye'nin bugünkü içinde bulunduğu durumda, tabloda, konjonktürde başka ittifaklara mı yol açacak uluslararası alanda, diplomaside? Şimdi tabii şöyle bir gerçeklik var tabii. Türkiye'nin çevresinde dünyanın merkezi pozisyonunda bir yerdeyiz. Enerji koridoru dediğimiz, çok basite alınıyor zaman zaman ama bu beka meselesi falan. Şimdi mesela işte Arap Baharı'ndan başlayan bir dalgalanma, bir sarsılma, bütün parçalanmalara bakıyoruz. Hatta daha 2091'lere kadar giden, 2003'lerde Irak meselesiyle başlayan, 1991. 91'den başlayan bölgeyi dizayn etme dediğimiz, belki 100 yıl sonra dizayn etme, belki işte bu küresel çağda tek kutuplu dünyayı yeniden reorganize etmek, güçlü bir şekilde hükmetmek, etkilemek gibi bir sürecin içinden geçiyoruz. Şimdi bu süreç içinden geçilirken bana göre ABD eski alışkanlıklarıyla Türkiye'yi eskisi gibi kullanabileceğini hesabı içindeydi diye düşünüyorum. Ama Türkiye özellikle 2008'den sonra farklı bir pozisyon, daha otonom bir pozisyon aldığını düşünüyorum. O almaktan itibaren de Türkiye'ye karşı bir kuşatma başladı. Şimdi Kuzey Irak'taki bu suikastle Akdeniz'deki ittifaklara baktığınız zaman da aynı ittifaklar. Yani bugün Türkiye karşıtı son 5 yılda çok net bir şekilde açığa çıkan bir Türkiye karşıtlığı var. ABD, İsrail ekseni etrafında dönen bir karşıtlık var. İşte bunun içinde Birleşik Arap Emirlikleri sokuldu, Suudi Arabistan sokuldu, Mısır sokuldu. Mısır'ın düşmek hikayesi de bununla bağlantılı aslında. 2013'te Mısır'ın düşürülmesi de bununla alakalıydı. Yani Türkiye'nin
etkili olabileceği Interland'da, daha doğrusu başka türlü yorumluyorlar ama mezhepçi yaklaşımlar falan diyorlar ama bence tam tersi, Türkiye daha demokratik ilişkiler kurabileceği bir sosyolojinin gelişebileceği ihtimali üzerinde duruyordu bu 2000'li yıllarda küresel süreçlerde falan. Ama tam tersi, meğer küresel güç ABD ve çevresindeki küresel yapı, o derin yapılar bölgeyi dizayn etme sürecini başlattılar. Şimdi Kuzey Irak'taki meseleye baktığınız zaman gelgitler yaşadık, işte bağımsızlıkla ilgili problemler yaşadık. Bunun arkasında başka hikayeler de var. Ama Türkiye orada bir hareket başlattı ve orada o bölgesel hükümetle, Kürdistan, Irak Kürdistan hükümetiyle birlikte de yeni bir ilişkiler ağı da gelişiyor. Bir onu zedelemek istiyorlar. Ona bir darbe vurmak istiyorlar, korkutmak istiyorlar, etkilemek istiyorlar. Türkiye de mesaj verir. Milli Güvenlik Kurulu'nun bunu özel olarak alması anlamlı. Bence orada şöyle bir şey düşünüyorlar. Bu sadece örgütle ilgili bir şey değil. Örgütün arkasındaki güçlerle alakalı olduğu için o konuya vurgu yaptılar diye düşünüyorum. Yani arkasında mutlaka gelen istihbaratlar da vardır diye düşünüyorum. Henüz netleşmiş bir şey yok. Ben de tamamen varsayım üzerine söylüyorum. Büyük ihtimalle bu operasyonun çok profesyonelce bir devlet aklının arka planda olduğunu düşünerek Milli Güvenlik Kurulu bu o ülkeye mesaj veriyor. Senin ne yaptığını biliyoruz. Yani bilmiyor değiliz ama bir yere yazdık bunu diye bir not iletiyor diye düşünüyorum. Tabii işin Akdeniz boyutu çok daha karmaşık bir boyuttur. Yani işte Suriye, İsrail, Mısır, Fransa, Rum yönetimi ve Yunanistan. Yunanistan Başbakanı'nın gitmesi. Bizim orada bir ekonomik, münhasır ekonomik bölge meselesi vardır. O ilişkilerde ben eleştirdim de bunu. Yani Türkiye, tabii o konuda mesela Dışişleri Bakanlığı'nın net bir yaklaşımını da bilmiyorum işin doğrusu. Yani niye Türkiye bugüne kadar bu münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmedi? Yani geçmiş dönemdeki hükümetlerle mesela Güney Kıbrıs yönetimi, Rum yönetimi yaptı bunu. Mısır'la yaptı, İsrail'le yaptı, Lübnan'la yaptı, buna benzer şeyler. Yunanistan'la yapıldı. Böyle bildiğim kadarıyla böyle bir açıklama yapıldı münhasır ekonomik bölgeyle ilgili. Ama Türkiye yapmadı. Türkiye daha çok Birleşmiş Milletler mecrasını, alanını evet, kullanmaya çalışıyor. Oradan daha haklı bir pozisyonda, daha doğrusu problem, herhalde problem çıkartan ülke olmamak gibi bir kaygı mı taşıyorlar tam bilmiyorum. Ama ilan edilmesi gerekiyordu şimdiye kadar diye düşünüyorum. O yüzden de oranın da bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Ama orada ciddi bir sıkışma yaşanıyor. Ama Türkiye de ona karşı cevabını veriyor. Hem Mavi Vatan'la verdi, hem Mavi Vatan'la verdi. Evet. Askeri şeylerle, tatbikatlarıyla verdi. Hem de 3 tane gemisini, 4 tane gemisini göndererek oradaki aramalara devam ediyor. Evet. Edecek de. Başka da şansımız yok. Yani bunu sürdürmek zorundayız. Burada da belki biraz önce Fırat'ın doğusunda söylediğimiz şey gibi Türkiye'nin iş siyasi akıllarının da devrede olması gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Orada ben biraz sıkıntılı görüyorum. Yani muhalefet tarafı çok da o olaya sıcak bakmıyor. Kemal Bey biraz açıklama yaptı ama İç siyaseti kastediyorsunuz. Evet. Akdeniz meselesinde. Yani biraz daha güçlü bir destek olması gerekir içeriden. Çünkü Türkiye'nin hakikaten önemli bir meselesidir. Yani Kıbrıs meselesinin de kritik aşamalarından birinin içinden geçiyoruz. Peki. Şimdi bir cümle ekleyebilir miyim efendim? Bu mesela hani Kuzey Irak'taki diplomat şeyle konsolosluğa göre diplomatımızın öldürmesiyle ilgili konuşuyoruz ya, şeyi de söylemek lazım. Yani Milli Güvenlik Kurulu bildirisine girecek kadar arkada aslında bir devlet aklının olduğu ima ediliyor. Zira bu olayla beraber senkronize, eş zamanlı olarak PKK elebaşlarının kırmızı listeden çıkartılması ile ilgili bir Interpol vurgusu da var. Yani bunları bir yan yana getirdiğiniz zaman puzzle'ın parçaları gibi siz oradan bir resim okuyabilirsiniz. Ayrıca da madem konu açıldı, şimdi mesela Sayın Mahmut Öbür söyledi. Niye biz münhasır ekonomik, yani bu aslında tabii daha uzun bir tartışma konusu ama mesela Güney Kıbrıs bunu 1994'te Mısır'la, 2007'de Lübnan'la karşılıklı anlaşma yaparak, 2010'da da İsrail'le yaparak anlaşma yaparak kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etmeye doğru gitti. Yani bir takım ikili anlaşmalarla Akdeniz'i böyle bir parça parça parselleme doğru yani 1994, 2007, 2010 gibi bütün o süre içerisinde epeyce bir mesafe kat etti. Aslında bu burada neler ihmal edildi, neler buna veya da bundan sonra neler yapmamız gerektiği konusunda ayrı bir tartışma konusu tabii şimdi. Peki o tartışmayı yapmaya çalışırız belki de birazdan aradan sonra.
Akdeniz'i konuşuyorduk en son Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinden yola çıkarak. Doğu Akdeniz tabii dünyanın en çekişmeli bölgelerinden biri kuşkusuz. Çünkü sebebi doğalgaz, petrol, daha keşfedilmemiş birçok rezerv. Bu yüzden de tabii çok sayıda aktör orada ön plana çıkmaya çalışıyor. Sayın Nihat Ali Özcan, buradaki soru şuydu. Uluslararası Münhasır Ekonomik Bölge neden Türkiye şimdiye kadar ilan etmedi örneğin bu konuda diye. Sizin buna bir yanıtınız var mı? Ya da tek taraflı ilan edilebilir mi bu, biliyor musunuz? Şimdi bu konuya geçmeden önce biraz önceki tartıştığım ya da üzerinde konuştuğumuz bu Erbil'deki konsolosluğun şehit edilmesi olayıyla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bu Suriye meselesi müzakere edilirken, yani konuşulmaya devam ederken biliyorsunuz bu kapalı kapılar ardında aslında burada bir üçüncü aktör var. O da işte Suriye'de Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, belli bir şekle getirdiği bir anlamda Suriye demokratik güçleri. Şimdi Amerika tarafı Suriye Demokratik Güçleri'ni ya da bir PKK-PYD'yi, siz onu öyle anlayın, onu Türkiye'nin tezleri konusunda ikna etmek üzere işte bir takım çalışmalar devam ettirdi. Ve bunun bir kısmını görünen o ki örgüt yapabileceği noktasında bir yere kadar geldi ama tamamen değil. Şimdi Türk tarafının teziyle özellikle Amerikan tarafının da buraya empoze ettiği tezlerin arasında ciddi bir makas vardı. Bunlardan biri şu, Türkiye 30-40 kilometre genişliğinde bir bölgenin tamamen boşaltılmasını, burada güvenliğin Türkiye'nin sağlanmasını ve buraya örgütün girmemesini istiyor. Örgüt ise en son geldiği noktada biz 5 kilometre boşaltalım, buradan silahlı birimlerimizi çekelim, ağır silahları da geriye çekelim, 20 kilometre geriye çekelim. Ama Türkiye burada güvenliği sağlamasın, başka biri gelsin sağlasın noktasına gelmişti. Bu şeyin, tarafların bu fikirleri empoze etme konusunda Amerika'nın Kandil üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yani en azından işte açık kaynaklardan, örgütün bu konudaki yaptığı, terör örgütünün yaptığı açıklamalardan Amerika Kandil'i ikna etme konusunda çalışıyordu. Türk tarafı da kapalı kapılar ardında başka türlü çalışıyordu. Ama bir görünmez el birdenbire sistemi başka bir yere doğru taşıdı. Yani Türkiye'nin özellikle Kandil ve diğer yerlerdeki terör örgütünün liderlerine yönelik yaptığı operasyonlar, bu operasyonlarda örgüt üzerindeki ciddi manadaki verdiği hasar ve bunun yarattığı bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk hali işi farklı bir yere ve başkalar için, yani başka aktörler için sistemin en azından gelişmelerin veya ilişkilerin zehirlenebileceği bir platform sundu ki en sonunda mesele buraya kadar geldi ve o Erbil'deki hadise tabii haliyle de doğal olarak Suriye'deki gelişmeleri ve bu konunun müzakere masasındaki olabilirlik ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı ve meseleyi bu noktaya kadar getirdi. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden bağımsız işler değil. Yani Suriye'deki mesele Kandil'deki meseleyle, Kandil'e yönelik operasyonlarla, Türkiye'nin içindeki operasyonlarla ve Amerika'nın bu konudaki görüşmeleriyle ve İran'ın Kürt meselesindeki şu anda geliştirdiği tutumla da çok yakından ilgili. Dolayısıyla bunun tamamını ele aldığınızda bu meselenin bu boyutuyla da farklı bir mecraya doğru aslında hızla yol aldığını da görmek mümkün. Şimdi bu biraz önce sorduğunuz Suriye'de gelince Türkiye'nin bu konudaki ilan konusundaki tutumunun ben Türkiye'nin geçmişteki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve Türkiye'nin krizi tırmandırmama arzusuyla Kıbrıs politikalarının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ancak bu mesele böyle çok teknik deniz hukuku bilgisini gerektiren, üzerinde tartışılmaya açık ve uzman görüşünü gerektiren bir konu. Ben hukuk fakültesi mezunuyum ama deniz hukukçusu değilim. Dolayısıyla dinleyenlere de yanlış bilgi verip onları farklı yerlere doğru götürmek istemem. O yüzden ben bu soruya cevap vermemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Peki. Suriyelilerle ilgili tartışmalar belki de ilk kez bu kadar fazlalaştı. Yıllardır sürüyor Suriye'de iç savaş ve uzun zamandır da Türkiye'ye sığınmacı geliyor. Tahminim 4 milyona yaklaştı Türkiye'deki sığınmacı sayısı. Şimdiye dek tutarlı ve sistematik bir politika izlenmedi şeklinde bazı eleştiriler var örneğin.
Bu eleştirilere katılır mısınız? Bundan sonraki süreç ve nasıl yönetilecek Suriyeliler konusu ya da bugün neden bu kadar çok tartışıyor kamuoyu bunu, ne diyorsunuz? Ne kadar hızlı hızlı böyle birdenbire konulara geçiyoruz, birdenbire. Böyle şimdi Doğu Akdeniz'den hemen Suriyeli. Zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Evet, ama doğru. İsterseniz birazcık süre kazanabiliriz. Doğru. Mahmut Bey'le devam edebiliriz. Yok. Şimdi bu da çok derin bir konu. Şimdi Sayın Nihat Ali Özcan dediği gibi hani Doğu Akdeniz meselesi. Yani şimdi Doğu Akdeniz mesela şimdi o söyledikçe aklıma o kadar çok şeyler geliyor. Mesela Girit Adası'nın kıta sahanlığı yok. Yani bu meseleyi tartışırken uluslararası dinin hukukçuların olması lazım. Çok karmaşık bir konu aslında. Fakat bu da öyle bir konu. Cihat Çaycı'nın bir kitabı var. Evet. Biz de bilgimizi oradan aldık. Yani. Tabii ki deniz hukukunu bilmiyoruz. Tabii. Ya Hoca biz, haklı aslında. Bizim tabii. Biz genel siyasi ana hatlarıyla Türkiye'yi orada yalnızlaştırma politikaları ya da ne yapması üzerinde duruyoruz ama çok teknik detayları olan bir şey. Doğru. Etraflıca tartışacaksak. Şimdi bunda da mesela siyaset bilimi, sosyoloji konusunun falan olduğu bir konu. Ama ana hatlarıyla şöyle söyleyeyim sevgili Seda Hanımcığım. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda tabii şöyle bir söylem var, algı var. İşte benim askerim orada savaşıyor, onlar da burada şey yapıyor, paramızı yiyor şeklindeki amiyane tabiriyle. Şimdi tabii Türkiye aslında şunu söylemek lazım, hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde bir ırkçı, bir aşırı sert milliyetçi, bir imparatorluk bakiyesi olarak hiçbir zaman davranmadı. Dün yine böyle bir arkadaşlarla meclis oturumda oturup konuşuyorduk. Hatta şeyi söyledim. Ben Sarıyer'deyim. Doğma evime oturuyorum. Sarıyer'deyim. Benim oturduğum Yeni Mahalle semtinde evimiz kilisenin yanındaydı. Pazar ayinlerini seyrederdik. Düşün. Yeni Mahalle gibi bir mevkiinde Sarıyer'in ufak bir köyünde adeta ne kadar çok gayrimüslim varmış ki onlar barış ve huzur içerisinde yaşarlardı. Yani bir imparatorluk bakiyesi olarak Türkiye hiçbir unsura, hiçbir zaman ırkçı, sert, ayrıştırıcı, diskrimine edici bir işte tarzda toplanmadı. Şimdi bunun tabii bu sığınmacıların eğer artık bir Türkiye'nin bir gerçeği bu tabii. Bunların negatif etkileri de olacaksa topluma oluyor zaman zaman bir takım partiküler spesifik olaylar çerçevesinde bunları azaltacak tedbirler düşünmemiz lazım. Şimdi bu nasıl oldu? Hemen arka plana hızlı bir şekilde bakarsak 2011'de ilk halk ayaklanmalarından sonra bir grup geldi. Ve bu ayaklanma zaman içerisinde bunun çok kısa sürede içerisinde biteceği, belki de rejimin düşeceği falan düşünülürken, hesap edilirken bir de baktık ki uzadı ve ondan sonra da iç savaşa dönüştü. İç savaşa dönüştüğünde mesela 2015 rakamları aklımda benim. O zaman 1.729.000 civarında diyorlardı 2015 rakamı. Zaman içerisinde bir parti gelmeli işte bugün doğumlar da oldu. Şimdi tam rakamları aklımda değil, hatta yıllık enteresan doğum oranları vardı onların. Şu anda 4 milyon civarında, hatta bazı rakamlara göre de 4,5 milyon civarında. Şimdi yani bir uyum Suriye eksenli 3 milyon 600 bindir de evet. Başkalar da var. Evet. Suriye evet. 3 milyon 600 bin. Tabii. Şimdi mesela İstanbul'da seçimlerde Binali Yıldırım Bey'e söylenirken işte 700 küsür bin lira falan, 700 küsür bindendi. İşte İstanbul'da bir de Afganlar var, Nijeryalılar var, Pakistanlılar var. Sayın Binali Yıldırım çık biraz daha çık falan demişti. Şimdi dolayısıyla rakamları belki bir %5, %10 da arttırabiliriz ama 4-4,5 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bu bir ne oldu? Bir uyum ve güvenlik meselesidir artık. Evet, bu konuda tedirgin olanlar varsa bununla bir haklılık payı var. Çünkü mutlaka bir oturup bir politika uygulanması lazım. 400 bin doğmuş evet, bu arada Türkiye, bir kaynaktan. Evet, Avrupa Birliği yalnız kaldı. Bunlar ayrı bir konu. Verilen sözler yerine getirilmedi. Sonra taksit ödendi. Bazı ülkeler 20 tane alırım. O da bari Suriyeli Hristiyanlar varsa ondan gönder dedi. Bazı ülkeler şu kadar alırım ama üniversite mezunu varsa alırım dedi. Şimdi dolayısıyla dünyanın bu meseleye böyle diskrimine edici, ayrıştırıcı ve vicdanlardan yoksun bir perspektifle baktığı bir konjonktürde Türkiye bunlara kapını açtı. Şimdi bu Türkiye'nin, yine söylüyorum, bir imparatorluk bakiyesi olarak ve bütün bir Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yarısının yani 1923-1960 arasının, hatta 90'larda Bulgarlardan gelen yani şeylerde soydaşları da katabiliriz. Aslında yakın tarihin tam bir iskan tarihi olduğunu da düşünürsek, iskan etme tarihidir aslında. Onu oraya yerleştirmiş. Dolayısıyla bizim aslında çok alışık olmadığımız bir şey değil. Fakat
Bu zaman içerisinde Türkiye'nin yani içine girmiş olduğu ekonomik türbülansla beraber de örtüşünce haklı olarak şikayetler gelmemesi. İşsizlik artınca bunun sorumlusunun Suriyeli olduğu. İşte ekonomik bir daralma olduğu zaman bunun sebebinin Suriye olduğu. Döviz rezervlerinde azalma olunca Suriyeli harcamalardan dolayı kaynaklandığı gibi. Şimdi burada aslında Türkiye'ye söz veren bir Avrupa Birliği Konseyi üyesi olarak Avrupa'ya geçiş yolu üzerinde verilen sözlerin tutulmaması kadar burada da Türkiye'nin de bunları iskan etmeye çalışırken sığınmacıları çok hızlı bir şekilde belli bir koordineli ve eş güdüm içerisinde bir politika uygulamamasından da kaynaklandı. Şimdi yaşadıkları yerlerde demografik yapıyı değiştirmeye başladılar. Bazı ilçeler var ki Suriyelinin sayısının Türklerden fazla olduğu söyleniyor. Mesela ben gidip görmedim ama mesela Reyhanlı'nın bunlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Kilis'te şimdi var. Şöyle olabilir. Kilis'te öyle. Evet. Şimdi bunun nasıl bir tehlikesi var? Zaten kötü bir Suriyeli algısı var. Yani bunlar işte biraz önce söylediğim gibi kendi ülkelerini, vatanlarını savunmaktan kaçtılar. Geldiler burada bizim paramızı yiyorlar. Ya bir de böyle yerlerde bir provokasyon çıkarsa ve bu Türkiye'den çıkmaz Türkiye insanından. Ama araya konulan provokatörlerle bir şekilde eğer böyle bir provokasyona Türkiye'yi sokarlarsa Suriye üzerinden de bir takım kışkırtmalar veya başka ülkelerden yapıldığında Türkiye'nin yine böyle bir insan haklarını hiçe sayan, sert ve radikal bir takım uygulamalarla insan hayatını hiçe sayan politikalar güden bir ülke olarak takdim edilmesi mümkün olduğu gibi Türkiye'nin derhal bu konularda bir politika uygulaması lazım. Ne olabilir mesela? Yani şimdi bunlar dışlanmış olarak yani bir dışlanmışlık duygusu var. Bir tecrit şeklinde yaşıyorlar. Belli bir getolaşma var. Bir getolarda yaşıyorlar. Eğitim seviyeleri düşük. Zor koşullar altında yaşıyorlar. Bütün bunlar doğru. O halde bu sığınmacılar uzun bir süre eğer daha kalacaksa yeniden buna bir karma eğitim modeli olabilir. Yani parça parça yerleştirilen bu karma eğitim modeli içerisinde Türk sosyolojisiyle absorbe edilebilme, onu içselleştirme imkanı yaratılabilir. İş hayatına entegre edilebilir. Getolardan çıkması için yavaş yavaş bir şey yapılabilir, politika izlenebilir. Zamana yayarak bir süreç çerçevesinde bir takım politikalar geliştirmesi gerekiyor. Yoksa milliyetçi ve ırkçı bir takım provokasyonlara eğer maruz kalabilirse Türkiye, bu toplumsal bir büyüme yani yarattığı bir impactle beraber bir toplumsal tepkiye ve daha istenilmeyen yerlere doğru da gidebilir. Yani iyi ki bu konuda açıldı aslında. Çok Türkiye'nin önemli fay hatlarından bir tanesidir bu. Önemli fay hatlarından bir tanesidir. Suriyeliler konusunda sizce geç kalınan bir durum, henüz atılmamış bir adım ya da bundan sonrası için yapılacak strateji ne olmalı? Şimdi çok şey var tabii söylenecek. Aslında çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Sadece de bizi de ilgilendiren bir şey değil aslında. Dünyanın şu haline bakın, 71 milyon civarında şey var, göçmen var. Bu çok önemli bir şeydir. Bir ülke gibi düşünün. Şimdi bizim açımızdan tabii Suriye meselesi 4 milyona yaklaşan, 3,5 milyon şu anda Suriyeli var. Ama başka ülkelerden gelenler de var. Yani geçen sene ya da bu senenin başlarını hatırlayın, Afganistan'dan, İran üzerinden inanılmaz bir göç sağanağına tabi tutuldu. Şimdi bunun nedenleri tartışılabilir, araştırılabilir, başka güçler devreye giriyor olabilir. Çünkü göç meselesini içeride bir aparat olarak kullanmak isteyen bir küresel akıl da var. Tabii. Hocam şimdi altını çizdi, kışkırtılabilir. Şimdi bunun iki boyutu var. Hem içeride bazı siyasi güçler, siyasi odaklar, siyasi aktörler ısrarla başından beri bir, Suriye meselesinde farklı baktıkları için. İki, kendi milliyetçi duyguları, ötekileştirici siyasi yaklaşımı nedeniyle Suriyeliler üzerine inanılmaz bir algı oluşturdu. Hastanelerde öncelikli, üniversitelere bedava giriyor, burs alıyorlar. Yani bu koca koca gazeteciler çıktı televizyonlarda bunları söylediler. Sonra da dönüyoruz biz. Çalışmayan halkın Suriyelilere maaş veriliyor. Ha, buna benzer onlarca yani bunu devletin yetkili birimleri birkaç kez çıkıp açıkladılar. Ha oradaki problem ne? Bu göçle ilgili bir strateji, bir plan yok muydu? Konmadı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla konuştum. Yani şimdi bu bir uyum ve o güvenlikle ilgili politikaları hayata geçirmek. Çünkü çok ciddi bir rakamlardan bahsediyoruz. Yani sadece şöyle bir rakam vereyim size. 1 milyon 50 bin çocuk var.
Yani Kızılay Başkanı'nın açıklaması 645 bini okula gidebiliyor. Demek ki geriye kalmış 500 bin civarında çocuk gitmiyor. Daha okula gidemiyor. Şimdi bu çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakamdır. Bunu kullanmaya çalışan, bu provokasyona açık bir alan olduğunu görmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir noktayı da söylememiz gerekiyor. Yani kriminal anlamda İçişleri Bakanı da açıkladı bunu. Suç oranı aslında anlatıldığı gibi de değil. Çok düşük. Yani bu şu demektir. Suriyeliler de geldikleri ülkenin o misafirperverliğini, işte o ensar yanını çok farkındalar. Haksızlık da etmeyelim. Ve iş dünyasına, ekonomiye ciddi katkı sundular. Bakın işin bir tarafı görülüyor. İşimizden edildi falan deniyor ama mesela sadece 3. İstanbul 3. bölgeyi size söyleyeyim. En az 20 tane fabrikayı gezdim. Her fabrikada belki orada bir çeki düzen vermek lazım. 10-15 yakın Suriyeli çalışıyor. Çünkü alternatif başka çalışan yok. Deniyor ki bizim işimiz elimizden alındı. Evet böyle bir durum var ama tam da değil. Yani iş elinden alınmış değil. Çalışan da yok bu anlamda. İşsizlik artmıştır doğru. Ama bunun üzerinden siyaset yaparsanız işte o sokaktaki insanı kışkırtırsınız. O yüzden muhalefetine de iktidarına da büyük görev düşüyor. Bu Türkiye'nin, o Osmanlı bakiyesi Türkiye'nin küresel çağda insanlık adına yaptığı en büyük olaylardan birisidir. Türkiye'nin imajı açısından milyar dolarlar harcasanız bu imajı oluşturamazsınız. Mazlum milletler nezdinde bugün Türkiye inanılmaz bir noktadadır. Sadece mazlum milletler de değil, ben Batı toplumları açısından da söylüyorum. Yani Batı'nın o insani yanına baktığınız zaman Türkiye'nin bu kucaklamasının görmeyen başka yani hiçbir millet yok diye düşünüyorum. Çok önemli bir şey yapıyor Türkiye bu aşamada. Bunun da gelecek nesillere aktarılacak müthiş bir değer olduğunu düşünüyorum. Bunu hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bir misafirperverlik yapıyoruz ama yaparken de bütün insanlığa bir örnek, bir davranış sergiliyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü dünyada bu küresel kapitalist sistem her yerde bu vekalet savaşlar üzerinden toplumları birbirine düşürmeye çalışan bir akılla yönetiliyor. Bu akılla devreye sokuluyor, kışkırtılıyor. Böyle bir yerde Türkiye böyle bir liman durumunda. İnsanı sahip çıkan liman durumdadır. Bunun ama burada yapılması gereken devletin işte dediğim gibi belki de bu seçim süreçlerini geride bıraktığı evet. Yeni dönemde önümüzdeki 4 yılda bunu ne yapılması gerektiğini çok iyi planlayan, uyum yasasını devreye sokan, güvenlik önlemlerini alan, kimin ne olduğunu kayıtlar. %99 ya da 98 civarında kayıttı. Fakat problem bu İstanbul'la ilgili problem şu. Başka kentlerde olanlar Türkiye'deki o birazcık da denetimsizlikten kaynaklanan bir şekilde İstanbul'da yoğunlaşmaları. Bunun sayısını bilmiyorum ama bir yoğunlaşma var. Oradan gelen bir rahatsızlık var. Ben siyasi partilere de siyasi aktörlere de Türkiye'nin geleceğini düşünüyorlarsa bu konuyu çok da kaşımamaları gerektiğini. Ama önerileri varsa elbette ki o öneriler, evet. Eleştirilerine sahip çıkmak lazım, da saygı duymak lazım ama lütfen bunu da kullanmasınlar. Yani kelli belli gazeteciler yazı yazıyorlar. Yazıda Suriyelilere insani bir şey yapıyoruz diyorlar ama araya bir laf geçiriyorlar. İnanılmaz ötekileştirici, ırkçı neredeyse diyebileceğimiz yaklaşımlar yani. Hı hı. Bu hakikaten Türkiye'nin... Nihat Ali Bey'in ayrılması gerektiği için bir Ankara'ya dönelim. Biz sonra da konuşmaya devam ederiz ama Nihat Ali Özcan ayrılacak. O yüzden hemen Suriyeliler konusuyla ilgili Nihat Ali Bey sizin de görüşünüzü almak isterim. Seçim sonrasında bu konuyu şiddetle kamuoyu tartışmaya, konuşmaya başladı. Hatta tabii sosyal medya ortamlarında bir çırpıda kullanılıveren nefret söylemleri de gündeme geldiğinde acaba sosyal entegrasyonla ilgili ciddi bir sorun mu vardı geride baktığımız süreçte diye bir soru akla geliyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii neredeyse 8-10 yıllık bir geçmişi var ve süreç yavaş yavaş ilerleyip bu noktaya kadar geldi. Adı üstünde düzensiz göç. Şimdi bir göç düzenliyse onu baştan dizayn edersiniz. Kanada gibi davranırsınız. Yani hangi sektörlerde, kaç yaş grubundan, ne niteliklerde ya da bir Avustralya gibi kimi alacağım diye. İşte o düzenli göçtür. Her yıl bir kontenjan açıklarsınız, sınavlar yaparsınız. O nitelikleri tutturanlar alırsınız. Şimdi bunun adı üstünde bu düzensiz göç. Çünkü bu düzensiz göçe neden olan siyasi gelişmeleri siz dizayn etmiyorsunuz. Yani oradan bir ittiren bir neden oluyor farklı bir biçimde. Birdenbire şiddetin, savaşın yoğunluğu artıyor. Bir bakıyorsunuz bir dalga gelmiş. Şimdi daha önümüzde bir İdlib meselesi var tabii. Bunu tartışırken onun nereye gideceğini de ileride göreceğiz.
Şimdi böyle bir insan dalgası geldiğinde gerçekten çok geniş bir yelpazede sorunlarınız zuhur etmeye başlıyor. Yani bunun bir insani boyutu var. Yani buna ister dini, imani bir referansla açıklayın, isterseniz insan hakları perspektifinden açıklayın. Bunun bir insani boyutu var. Bunun bir hukuki boyutu var. Yani sonuçta bu gelenlerin hukuki hakları var. Bir de bunların geldikleri ülkedeki sahip oldukları hukuki statüleri ve nitelikleri var. Mesela çok eşli biri Suriye'den geldiğinde bunu kendi yasalarınızda nasıl organize veya dizayn edeceksiniz? Öbür taraftan tabii bunun siyasi sonuçları var. Yani hem uluslararası alanda hem kendi içinizde işte seçimi kaybettirebiliyor, size tepki duydurabiliyor, bunu yönetemediğinizi söylüyor. Bu ülkeyi yönetenler için de büyük sorun. Tabii biliyorsunuz yine bunun bir güvenlik boyutu var. Yani sınır güvenliğiniz var. Şimdi istatistiklere bakarsanız her gün Türkiye'ye 1000 ila 1500 kadar kişi hala sınırları geçerek gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla yılda 300-350 bin tane yakaladığımız ya da işte sınırdan geçerken yasa dışı olarak yakalananlar var. Herhalde bir 150-200 bin kişi de yakalayamadıklarımız var bu kalabalığın arasına karışan. Ve bunlar geldiğinde biraz önce sözünü ettik işte ülkeden kendi içerisinde toplumsal gerilimlere ya da güvenlikle ilgili tartışmalar neden oluyor. Onun yanı sıra tabii ekonomik boyutu var. Üzerine düşünmemiz gereken sosyal boyutu var. Yani toplumsal normlar, kurallar, ahlak anlayışı, ilişkiler, ilişki biçimleri, davranışlar, işte bütün bunları nasıl dizayn edeceksiniz? Sağlıkla ilgili meseleler var. Yani unuttuğunuz hastalıklar ya da unuttuğunuz bir takım salgınlar ya da bir takım temel nitelikler, bunlar değişmeye başlıyor. Yine demografik yapı ciddi manada tartışmalı ve gördüğünüz gibi bu kadar uzun bir listeniz var. Şimdi bu uzun liste düzensiz olunca ve hazırlıksız yakalanıp mevcut siyasi iten nedenlerin nereye doğru gideceğini öngöremeyince tabii ki plan yapamıyorsunuz. Şimdi ortalık sakinleştikçe büyük ihtimalle biz daha salim kafayla oturmaya tartışmaya başlayacağız ama işin kötü haber şu, bu sefer kaynaklarınızda bir sorun var. Yani bu insanlar için ayırabilecek kaynaklarınızda ciddi bir azalma var. Çünkü gelen nüfus, Türkiye'deki doğum sayısı 930 bin kişi olduğu söyleniyor. Yani bununla ilgili veriler, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 930 bin kişi. Türkiye'de işte kadınların doğum oranı, yani çok bebek doğurma oranı 2.01 iken burada 6.4'lere çıkmaya başlamış. Dolayısıyla bütün bunları nasıl tolere edeceğinize, bunun ciddi bir sorun olduğunun önce farkına varacaksınız. Sonra bu sorunun üstesinden gelmek için bir organizasyon kurup, bu organizasyon çerçevesinde çok farklı bakanlıkları, işte bu kadar saydığım ilgili bakanlığın ilgili kurumlarına yeterince kaynak ayırıp, zaman içerisinde planlayıp bununla baş etmenin yollarını arayacaksınız. Herhalde işte yeni bir tartışılacak bir yeni bir farklı boyutlarda bir sorunumuz var. Ama çok kısa sürede de bu işin üstesinden gelmemizi de beklemiyorum. Peki. Teşekkür ederiz değerlendirmeniz için ve katkınız için de Doçent Doktor Ali Özcan bizimle beraber oldu. Şimdi aramızdan ayrılacak. Biz devam edeceğiz İstanbul stüdyomuzdan bir ara verelim. Yakın plana devam ediyoruz. Mithat Baydur ve Mahmut Övür ile birlikteyiz İstanbul Stüdyosu'ndan. Son günlerde kamuoyunun tartıştığı bir başka başlık, belediyelerde tanıdık, yakın, akraba çalıştırma konusu. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Bunlar düzelecek zaten doğru bulmuyoruz ve gerekli girişimlerde de arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bulundular dedi ve sonra da bir soru bıraktı ortaya. Acaba sadece CHP'li belediyelerde mi var? Biz üstümüze düşeni süratle yapıyoruz dedi. Bu bir nasıl bir sorundur ve çözümü nerededir size göre? Yani çözümü... En çok yakınlarına güvenirler ve o yüzden yakınlarını mı alırlar? Yoksa bu bir adam kayırma işi midir? Nasıl bakarsınız? Ya şimdi mesela yani liyakat konusunda hep ön plana çıkartıyoruz. Mesela insanın kendi yakın akrabalığı içerisinde belki liyakat sahibi olduğu var. Bir liyakat sahibidir. İşte arka planına bakın, CV'sine bakın. Bu konularda şunlar başarmıştır diyebilirseniz belki sizi dinleyen olur ama yani Türkiye'de maalesef işler böyle olmuyor. Yani bizim nepotizm, yani eş, dost, akraba kayırmacılığı diye tercüme edeceğimiz kavram maalesef yani öteden beri çok önemli bir sorunumuz. Yani bugünün sorunu falan da değil yani. Cumhuriyetten itibaren de var yani.
Yani bu İnönü dönemindeki işte bilmem şeyden Kambur Rıza'dan tutun da işte bilmem SHP'nin İSKİ dönemine kadar bilmem işte Adalet Partisi dönemindeki YM'i YM'i meselesine kadar. Yani bunu sayabiliriz de uzun uzun yani bunu şey yok bütün o tarihsel şeyi siyasi ve iktisadi tarihimizdeki bu önemli kilometre taşlarını saymaya gerek yok. Ama bu bizim nepotizm iflah olmaz bir hastalığımız. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi, bunun Cumhuriyet Halk Partisi yok bu meselenin. Bunun sağcısı ve solcusu yok. Bunun bilmem muhafazakarı ya da seküleri yok. Bu bir zihinsel kodlarımıza işlemiş egosentrik bir yapının, ben merkezci bir yapının bir şeyidir. Bir sahadaki iz düşümüdür, tezahürüdür. Bunu nereden anlarız? Hep şuradan anlarız. Hangi parti gelirse gelsin. Hep ben şunu söylerim aslında. Bu da sosyolojik analize muhtaç konulardan bir tanesidir. Yani belki dördüncü kez söylüyorum bunu ama bunu bıkmadan söyleyeceğim. Maalesef Türkiye'de devletle vatandaş arasında zımni bir anlaşma var adeta, üstü örtük. Yani vatandaş devlete diyor ki, demiyor da yani öyle okuyabiliriz biz. Ben senin ne kadar vergi topladığını, bütçeyi nasıl yaptığını, parayı nereye harcadığına ben karışmayacağım. İstediğin gibi yap. Yani çok fazla denetleme merakım da yok. Ama sen de benim işime karışma. Yani burada imarsız da olsa arsanın üzerine bir kat çıkayım. Yahut kat çıkılmışsa balkonumu kapatayım. Ya onun üzerine bir kat daha çıkayım. Sen beni görme, ben de seni görmeyeyim diye. Bu nepotik ya da ben merkezci ya da faydacı, yani felsefede utilitarian denilen bu faydacı anlayışın, bu faydacı anlayışın siyasi bir şeydir, mecrasıdır bu. Bunun önemli yolu siyaset yani bir kere okullarda çok ahlak, ethics gibi bütün derslerin arttırılması ve bütün vatandaşın insan hakları, yurttaşlık felsefesi, demokrasi, kent kültürü, çoğulculuk gibi derslerin verilmesinin zarureti kadar ahlakken ahlak dersinde verilmesi lazım. Bu çünkü bir şeydir. Bu müzmin kronik bir hastalık olarak gözüküyor. Hiçbir partisi olmayan ama hangi parti iktidara girirse gelsin nepotizm tuzağına düşen bir şey bu. Bataklık. Bunu mutlaka kurutmamız lazım. Şimdi bu uzun bir tedbir alınma işi. Bunun biz bir takım akademilerden, siyaset akademilerinden, partilerinin böyle bir hizmetçi eğitim gibi bunu bu konuda itina ve özen göstermeleri gerektiği kadar İlk planda hemen bunlarla ilgili ne yapılacak diye sorarsanız CHP'den çıktıysa derhal Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları görevden alması ya da görevden istifaya zorlaması. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alma etkisi yok da yani görevden alınmasının yolunu eğer açılırsa buna ses çıkartmaması yahut da eğer çok şey hastalığı böyle bir vahim bir durum varsa da istifaya zorlayacak ve partisinin bu konularda ne kadar hassasiyet gösterdiğini kamuoyunda pekiştirecek tedbir alması lazım. Keza Adalet ve Kalkınma Partisi için de öyle. Ama bunun mesela şeffaflık olması lazım. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi belediyeden açıldı şimdi onu da söyleyelim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara yani Kadir Topbaş, işte Melik Gökçek mesela görevden alındı değil mi? Yani işte metal yorgunluğu denildi. Mesela bunlar işte seçilmiş iyi kötü yani bir sebebi vardır. Ama sebebini hala kimse bilmiyor. Yani mesela bunlarda bir şeffaflık olması lazım. Şeffaf. Yani neler konuşuluyor? Bütçen ne kadar? Nereye harcanıyor? Kimleri işe aldın? Nasıl istihdam ettin? Bunu niye aldın? Bunu niye almadın? Yani bu konularda belediyelerin hassasiyet göstermesi kadar uygulanan şeffaflık ve açıklık politikası çerçevesinde hepimizin denetiminde açık olması lazım. Mahmut Övür, şimdi Suriyelilerle ilgili böyle geleni kapıyı kapatmamak, açmak, kabul etmek bakiyemizde, bagajımızda var dedik. Bu tanıdığı işe alma meselesi de mi öyle? Var tabii. Siyaset, bizim siyasetimizde var. Hocam belki onu güzel anlattı. Yani biz diyelim ki herhangi bir yerde bir imarla ilgili diyelim ki kat çıkacaksın ya da bir balkon yapacaksın değil mi? Bir sitedesiniz. Site ortaklaşa karar verir neredeyse. Herkes yapsın. Yani tek başına kimse suç işlemez. Herkes ortak yapar. Yani gecekondu da öyle gelişmiştir. Bu tabii Türk bir ülkenin birazcık da hem tarihsel genetiğiyle ilgili boyutu var. Ama aynı zamanda işin eğitim ve zenginleşmeyle ilgili boyutu da var. Yani siyaseti toplumun diğer kesimlerinde oluşan süreçlerden ayrı düşünmemek gerekir. Bizim yansımamızdır. Yani ama tabii siyasetin farkı şu. Değiştirmek üzere geliyor. Bir şeyi yapmak üzere geliyorsun. Değil mi? Orada bir örneklik ortaya koyman gerekir. Amacın siyaset bir kurallar silsilesi koymak ya da işte kurumsallaştırmak
hem devleti kurumsallaştıracaksın yargısından diğer işleyişine kadar, hem de toplumsal kuralları hayata düzenli bir şekilde pratiği olan geçireceksin. Siyasetin görevi bu. Evet. Ama tabii bu dediğin gibi diğer alanlarda sizin üretim yaptığı kapasitenizle de alakalıdır. Katma değer üretemiyorsanız, teknoloji üretemiyorsanız, eğitimde istediğiniz noktada değilseniz, siyaset de o malzemeyle iş yapıyor. Yani o potansiyelle iş yapıyor. Onların içerisinden efendim çok liyakatlı insanlar seçeceğim, onları getireceğim. Hayır, o da yetmiyor. Bu liyakat da çok da bir öne çıktı. İyi bir şeydir, yanlış bir şey değil. Ama liyakattan kastettiğiniz nedir? Bu çok açık ortaya çıkmadı. Şimdi diyelim ki çok nitelikli, liyakatlı bir adam vardır. Ama biz çok biliyoruz bürokraside bu niteliğin ne anlama geldiğini. İş yapmıyor. Yani toplumun önünü tıkayan da bir hale dönüşebiliyor. Hiçbir şeye imza atmak istemeyen de adamlara dönüşüyor. Şimdi bu çok karmaşık bir meseledir. Ben buradan şu noktaya geldim. Yani liyakat yetmez mi diyorsunuz? Ya liyakat sadece tek ölçü olmuyor. İdeolojik saplantıların etkin olduğu bir geçmişten de geliyoruz. Yani bizim bu son 50-60 ya da 70 yıllık süreçteki ideolojik ayrışmamız, kutuplaşmamız bu sadece kendi ürettiğimiz bir sonuçla değil. Bizim içinde bulunduğumuz küresel sistemin de getirdiği bir sonuçtur. Yani bizim 50'lerde, 60'larda, 70'lerde ne yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Sağ sol çatışmalarla nereye geldiğimizi, devletin içerisindeki rutin dışına çıkan yapıların neler yaptığını, kışkırtmaların Alevi Sünni üzerinden, Kürt-Türk üzerinden neler yaşadığımızı, o kutuplaşmanın nasıl bir sonuca ulaştığını, şimdi bir neredeyse siyaseten nefretin, birbirine nefret duyan bir yapıya dönüşmüş durumumuz var. Şimdi burada liyakatlı bir insan oluyor olmanız yetmiyor tek başına. Bütünüyle bir de ne denir ona? Karşılıklı birbirini anlamanız gerekiyor. Uzlaşma kültürünüzün gelişmesi gerekiyor. Birbirinizin ne dediğinde asgari müştereklerde birleşmeniz gerekiyor. Mesela şiddet konusunda henüz bir mutabakat sağlamış değiliz. Siyasetle şiddet ilişkisinde bir mutabakat sağlamış değiliz. Bir taraftan işinize gelmediği zaman şiddetle ilişkinizi görmezlikten geliyorsunuz. Ama öteki tarafa dönüyorsunuz, başka türlü bir çözüm süreçlerine karşı inanılmaz karşı çıkışlar yapıyorsunuz. Böylesine bir siyasi savrulmalarımız var. Ben oradan çıkma noktasındayız diye düşünüyorum. Bütün bu eksikliklerimize rağmen. Niye? Belki de ben biraz onu şeye bağlıyorum. Biraz abartıyor olabilirim ama sisteme bağlıyorum. Makulde buluşmak dediğim, merkezde buluşmak. Sistem siyaseti oraya doğru götürüyor. O yüzden mesela CHP'ye dönüp baktığımda bu tartışmana çıktığı nokta aslında CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in iki şeyini söyleyeceğim. Birincisi seçim öncesi verdiği vaatler. Çok net açık. Hiç kimseyi kayırmayacağız, liyakata önem vereceğiz, bir ayrıcalık yapmayacağız. Bu tamam. Tam bunu dedikten sonra dönüp bakıyorsunuz, işte haber olma nedeni o. Daha yeni seçiliyor, işte 3 ay olmadı. 3 ay içerisinde işte yakın akrabalar atanıyor. Bu öyle veya böyle tartışılır. Bu iyi bir şeydir. AK Parti'de var mı? Var. Ama dediğim gibi bu sözün tartışılmasının nedeni Kemal Bey'in bu kadar net söylemesi. İkinci net söylediği şey de şuydu. Hiç kimseyi işinden etmeyeceğiz. Ama edildi. Bu da tartışılıyor. Bu da iyi bir şeydir. Bu tartışma toplumsal tepkiyi bir biçimde öyle ya böyle CHP yansıyacak. Sonuçta ne oldu? CHP Genel Başkanı diyor ki bunun gereği yapılacak. Ha bu nedir? Bu tartışmanın getirdiği bir sonuçtur. Bu dalga dalga belki başka siyasi partilere de yansıyacak. Ama kolay mı bundan çıkış yapma, çıkmamız kolay değil. Peki çıkışın yolu siyaset mi yine? Çünkü örneğin CHP'de bir teklif verdi. Var, evet. Etik yasası teklifi verdi. Mesela nasıl buluyorsunuz bunu? Ya bu yani iyi bir çıkış şeydir oradan ama dediğim mı gibi gelir. Ya kanunlarla mı ahlaki değerleri zapturapt altına alacağız ya da hayata geçireceğiz? Bilmiyorum onu. Yani o kadar ayrıntısını maddeler güzel, insanın hoşuna gidiyor. Bunları çıkartalım. Bu maddeleri işte ahlaklı insanlar oluşturan bir belediye oluşturalım. Evet. Bu bir bütündür aslında. Yani toplumun yani kanunlar üzerinden ya dürüst olmanız gerekiyor. Para yememeniz ama gerekiyor. Ama yasal olarak da tedbirler alınabilir. Yasal olarak da bazı tedbirler alınabilir. Muhakkak. Şöyle para bir şeyler ekleyeyim isterseniz. O anlaşılabilir, yapılabilir bir şeydir. Tabii. Siz az önce eğitimi de vurguladınız bu tabii konuda. Eğitim, ama yani yasal olarak da bazı tedbirler alınması lazım. Sadece eğitim de yetmiyor maalesef. Dünyanın her yerinde bir kere oluyor bu ama bizde biraz fazla oluyor. Ama mesela bizim geleneğimizde mesela rahmetli Demirel zamanında mesela bir Töbank hadisesi vardı, hatırlar mısınız? Verdiysen ben verdim. Şimdi bizim tarihsel siyasi tarihimizin arka planında tırnak içerisinde verdiysen ben verdim var.
geçiyorsunuz Özal dönemine, rüşvetin belgesi mi olur diyor adam. Yani şimdi bütün bu böyle bir şeyden, süreçten geldiğiniz zaman siz bu artık bu o kadar giderek çoğaldığı zaman vakayı adiyeden olmaya başlıyor. Şimdi nasıl tedbir alabilirsiniz? Siyasetin finansmanı burada çok önemli bir tanesi. Tabii ki eğitim, ahlaki kurallar, etik değerler, etik manzumeler, bütün bunlar sizin hayatınızın gelişme sürecinde kapsayacak. Özellikle siyasete girenler için. Ama bir takım bir kere bağımsız, iyice bağımsız bir yargı olacak ve bu yargıda da siyasetin finansmanının çerçevesini çizen bir takım yasa olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti adayı şeye giriyor, kampanyaya giriyor. Kişisel bağış topluyorlar onlar. Yani devlet ayrı bir nakdi yardımda bulunmuyor Amerikan devleti. Ne yapıyor? $20 fazla bağış yapamıyorsunuz. Öbür tarafta hediye almadı mesela. $150 fazla hediye alamıyorsunuz. Bunun gibi bunu aştığınız zaman kendinizi yargının önünde hesap verebilecek bir konumda bulacaksınız, bundan vazgeçersiniz. Yani bunun da bir takım yasal düzenlemelerin olması lazım. Özellikle siyasetin finansmanı açısından bu da ne kadar önemli. Mesela Doğru Yol Partisi 1991 seçimlerine giderken, Türkiye'de isim vermeyeceğim tabii, et ithalatı bulunan, etle uğraşan önemli bir holding Doğru Yol Partisi'ni önemli şekilde destekliyordu. Doğru Yol Partisi ile SP koalisyonu kurulur kurulmaz yaptığı bir numaralı icraat et ithalatını kısıtlamak oldu. Yani içerideki holding para kazansın diye et ithalatını hemen kaldır. Şimdi siyasetin finansmanı da çok önemli burada. Kesinlikle, yani ben tabii siyasetin şeffaf olması, siyasetin nereden finans alıyor? Bunu çok şeffaf ve açık bir şekilde denetlemeniz gerekiyor. Ama orada tabii şöyle bir geçmişte hocam, şöyle bir durum da vardı. Siyaset hep zapturapla altına alınmıştı vesayet rejimi tarafından. Yani siyaset değildi tam olarak. Alanları sınırlanmış, çizilmiş, şu alanda kalabilirsiniz. Hatta yolsuzluğa bulaşmanız çok daha yararlı. Böyle bir siyasi profil üzerinden Türkiye yürütüldü. Şimdi oraya geliyoruz. Evet, bu ahlaki değerler açısından, şeffaflık açısından, bu hatta finansman açısından netleşmek gerekiyor. Bu doğrudur. Ama dediğim gibi öteki alanları, hukuku, demokrasiyi alanlarını kısıtlamadan devam edersek, iki zenginleşirsek, üretirsek, yani üretim artarsa bunları çok da fazla yasalara kalmadan da düzeltebilir. Elbette bu dediğiniz doğru. Ama siz üretmediğiniz sürece, zenginleşmediğiniz sürece bu türden yasa dışı yollara başvurmak her zaman mümkündür. Şimdi bu corruption dedikleri Türkiye'nin yozlaşmanın önemli göstergelerinden bir tanesi. Hangi belediyelerde ne olaylar oluyor? İşte atıyorum Edirne'nin şu ilçesinde şu olmuş, Nevşehir'in ilçesinde şu olmuş, Mersin'in şu ilçesinde de şu olmuş diye böyle çetele tutmaktansa panoramik olarak makro düzeyde şuna bakmak lazım. Bizim o koca koca milletvekilleri dediklerimiz, ben bir daha aday olmayayım diyor. Normal bir ilçenin belediye başkanlığı için büyük mücadele veriyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yani Türk siyasetini makro düzeyde Türkiye'nin iç politikasına, dış politikasına gidip orada katkı vermek, raporlar yazmak, birilerine böyle bir meclisteki tartışmalara katılmak ya da mevcut iktidarın yanlış politikalarını hocam eleştirmek varken adam bırakmış İstanbul'un bir ilçesinde belediye başkanı olmak için olağanüstü bir kulis yapıyor. Yasayla durdurabilir miyiz? Hayır, işte ama bu işte bir çürüme burada belli oluyor. Şimdi bununla ilgili demek ki bu belediyeler aslında önemli miktarda, sözümü tenzih ederim, açık ve yüreklilikle ve dürüst çerçeve içerisinde çalışanları tabii ki sözümüzü tenzih ederiz. Bütün Türkiye'de bunlardan müteşekkil bir durumda değil. Ama bu belediyelerde nasıl bir çark dönüyor ki adam İstanbul'daki mesela herhangi bir misal söylüyorum, ne olur kimse üzerine almasın, Eyüp Belediye Başkanlığı'na, İzmir'de bilmem Torbalı Belediye Başkanlığı'na, Ankara'da bilmem Keçiören Belediye Başkanlığı'na talip oluyor. Yani o zaman demek ki bu çarkı iyi sorgulamak lazım. Sorgulamak lazım. Peki. O halde ben de konu değiştirmek lazım diyerek kalan süremizde bir 10-12 dakika kadar yeni partilerle ilgili, iç siyasetle ilgili bir başlık açmak istiyorum. Ve Mahmut Övür, sizinle devam edelim. Çünkü bu aslında biraz da çevrimsel son gibi olacak ama başlarken Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değindiğimizde demiştiniz ki Ankara kulisleri, Ankara kulislerinde belki işte iki isim arasında kabine değişikliğiyle ilgili, revizyonla ilgili bir konu da gündeme gelmiş olabilir. Yine Ankara kulislerinden o zaman sorayım, yeni partilerle ilgili neler var? Duyduğunuz bazı söylemler var mı? Yani, bayramdan sonra ısınacak mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, ısınacak, evet. Ama tabii şunu da görmek gerekiyor.
Yani ısınmanın ipuçları var fakat şu gerçeği de gördüler diye düşünüyorum. Hem Ahmet Bey, Davutoğlu ekibi hem de Babacan ve arkasındaki Gül ekibi. Yani çok da acele etmek gerekmiyor. Niye? Çünkü süre de var. Ne olacağı belli değil. Yani ama şöyle bir zemin oluştuğu hissine kapadılar. İki şey söyleyeceğim. Birincisi %51 dediğimiz, 50 artı 1 dediğimiz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Tabii başkanlık sisteminin versiyonu. Bununla ilgili bazı problemler, tartışmalar var. Altyapısının, uyum yasalarının çıkması gerekiyor. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Bunun getirdiği bir siyasi sonuç var. O da şu. İki yapı oluştu, iki ittifak oluştu. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Aradaki fark 2 puan, 3 puan o civarlarda bir şey. Şimdi bu bence Millet İttifakı'nda bir oluşturdu. Bir kazanma umudu, İstanbul büyük şehirlerde kazanma umudu oluşunca böyle bir hava oluştu. Biz kazanabiliriz demek. Bu siyaseten iyi bir şeydir. Yani CHP'de, CHP'nin oluşturduğu ittifakın Türkiye'de büyük şehirleri kazanıyor olması demokrasimiz açısından, Türkiye'nin dışarıdaki algısı açısından, aylardır, yıllardır da Türkiye diktatörlüktü denilen algıyı değiştirmesi açısından bence iyi bir şey oldu. Ama aynı zamanda o sosyolojiye, umutsuzluğa kapılan o sosyolojide iktidar umudu da verdi. Şimdi buradan da yararlanmak isteyen, bunun değiştirilmesi için de 2-3 puanlık bir fark var. Ya iyi siyaset üreteceksiniz, güçlü bir siyasi aktör olacaksınız, bunu değiştireceksiniz. Veyahut da siyaset mühendisliği yapacaksınız, devreye yeni partiler girecek. O partiler için, özellikle Ali Babacan için şunu söyleyeceğim. Bence böyle bir projeyle devreye girdiler. Yani %3, %2, %5 o civarda bir oy alsalar sistemi değiştireceklerini düşünüyorlar. Ama şu yok mudur akıllarının arka planında? AK Parti kaybederse biz devreye girelim gibi bir düşünceler de var. Ama bence ilk aşamada yapmak istedikleri şey %3'lük, %4'lük bir puanla ya da bir oy potansiyeliyle devreye girip parlamenter sistemi isteyen partiler ekseninde bir birliktelik sağlamak. Böylece %51'i geçerek AK Parti iktidarına son vermek gibi bir düşünceleri var. Ama tabii buna karşı işte belirleyici olan, güçlü olan siyasi aktör halen Başkan Erdoğan. Yani şu andaki bu sürecin gidişatını belirleyecek olan da Başkan Erdoğan'dır diye düşünüyorum. Yapacağı hamleler önümüzdeki süreçlerde nasıl bir yol haritası izleyecek? Hem MHP ile ilişkisi hem diğer son partiler. Yaptığı açıklama var elimizde. Ümmeti bölüyorsunuz bu davranışlarınızla dedi. Evet, çok tartışıldı o zaten. Konuşuldu. Ümmeti bölüyorsunuz. Kendi geçmişte çalışma arkadaşlarına böyle bir yaklaşım sergiliyor. Başkan Erdoğan'ın şöyle bir yaklaşımı var tabii. Bir, kendi yürüyüşü açısından bir dava eksenli bir siyasi yürüyüşten bahsediyor. Ama onun geldiği nokta, AK Parti'nin geldiği nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği nokta açısından baktığınız zaman da dünyadaki ilişkilerin, ABD ile ilişkiler, Akdeniz'deki olaylar, demin dediğim Suriye meselesi. Ya şöyle bir basitçe düşünelim. 2013'ten bu tarafa yaşadıklarımızı, hatta 2011'den beri Avrupa'da önemli yayın organlarının hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapak yaptılar, diktatör diye nitelediler. Bu durduk yerde ortaya çıkmış değil. Yani Avrupa'nın demokrasi standardının hayranlığından ya da Türkiye'yi demokrat ülke görmek üzerinden yaklaşımla ilgisi yok diye düşünüyorum. Yani Fransa'daki, İspanya'daki El País gazetesi 2 hafta dizi yaptı Sultan diye. Bunlar hepsi bir başka hesaplaşmanın sonucudur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyük diye yaklaşımıyla, bölgeyi etkilemesiyle, siyaset üretmesiyle ilgili bir sürecin içinden geçiyoruz. O yüzden o dava üzerinde meseleye bakıyor olmasını ben makul karşılıyorum. Ama sonuçta tabii karşı tarafta siyaset yapma hakkını kullanacaktır. O davadan ayrılıp başka bir siyaset yapacak. O da başka bir gerçeklik. Ama benim gördüğüm bu fotoğrafın içerisinde yeni bir iktidar sinerjisi yaratacak bir siyasi parti görmüyorum. Daha doğrusu siyasi parti boşluğu görmüyorum. Bütün siyasi sosyolojilerin üzerinde kendi partileri var. O partiler de halen en dinamik şekilde devam ediyor. Ya CHP bir taraftan iktidar umudu taşıyor. AK Parti bu ekonomik krize, bütün kuşatmalara, algı operasyonlara rağmen %42'den aşağıda görünmeyen bir oy potansiyeline sahip. Hadi diyelim %40 sahip bunu, fark etmiyor. Yani orada olan güçlü bir AK Parti var. AK Parti kendisi geçmişte yaptığı demokratik açılımlar, hukuktaki dönüşümler, sessiz devrimler,
bir atakla ezber bozabilir tekrardan diye düşünüyorum. Bunu yapabilir. Başka bir yöntem de geliştirebilir. Onları göreceğiz önümüzdeki süreçte. Yani kurultaylar öne aldılar. Orada ne çıkacak ona bakacağız. Yani o süreçte yeni yöneticiler mi devreye sokacaklardı? Ben ona çok da fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü AK Parti bir seçim sürecinden çıktıktan sonra ya da işte eleştirilerin yoğunlaşması üzerine bir değişikliğe gitmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir yapısı var. O zamanı geldiğinde diyelim ki partinin ihtiyaç duyduğunda hem kabinede hem partisinde o değişimi sürecin kendi mecrasında yapmaya çalışan bir siyasi aktördü. Bunu geçmişte hep gördük. Şimdi de öyle devam edecek diye düşünüyorum. Sizce de iktidar olmak amacıyla değil de sistemi değiştirmek amacıyla mı kuruluyor? Yani merkezde o kadar büyük boşluk yok ki. Yani bir parti kuracaksınız, tabelanızı alacaksınız. Bir, bir buçuk sene sonra iktidar olursa, yani şey iktidar olacaksınız. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Şimdi efendim bir takım tarihte şimdi bu yani ana eksenden ayrılan, ana damardan ayrılan bir partilere bakmak lazım. Elimizde bir kriter var mı? Nasıl bir mecraya gideceği için? Bence var. Ama tarihin bir takım böyle önemli kilometre taşları, dönüm noktaları vardır. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrası Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmıştır. Ama yeni bir dünya nizamı kuruluyor. İşte İspanya'da, Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin, işte Franco rejimin olduğu böyle bir dünyadan yeni bir dünyaya geçerken Türkiye'de de tırnak içerisinde milli şeflik döneminin bittiği yeni bir konjonktüre ve döneme ve siyasi iklime ihtiyaç vardı. Demokrat Parti bizatihi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkmasına rağmen 3 dönem iktidar oldu. Şimdi mesela bir Türkiye'nin 1973 seçimlerinde itibaren Milli Saadet Partisi, Milli Nizam Partisi, Milli Saadet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi böyle bir ekseni damarı vardı. Fazilet Partisi içerisinden çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi de. Yani Demokrat Parti nasıl başarılı olduysa Stefan Zweig'ın ünlü sözüyle yıldızların parladığı anlar vardır. Merkez siyasetin çöktüğü bir ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi de tek başına iktidara geldi ve Demokrat Parti'nin rekorunu kırdı. 4 dönem arka arkaya, o 3 dönem, 4 dönem arka arkaya seçim kazandı. Şimdi bir de bunun ters örnekleri var. Mesela 65'te Adalet Partisi büyük bir oyla tek başına %52 ile iktidara geldiğinde ve 1965-71 arasında Türkiye'nin ortalama kalkınma hızının 7.8 olduğu böyle bir dönemde mesela Demokrat Parti İstanbul İş Adamları mı, Anadolu Sermayesi mi, İstanbul Sermayesi gibi böyle bir şeyden kırılma ortamından kırıldı. Geçenler kaybettiğimiz rahmetli evet, iki gün önce Demirel'in Bozbeyli'nin partisiydi. Evet. Bir gazetecinin mülakatında pişman oldunuz mu diye sorduğunda Bozbeyli'nin uzun bir süre sessiz kaldığı yazılır, söylenir. Keza Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhuriyetçi Güven Partisi çıktı. Turhan Feyzoğlu'nun partisi. Milliyetçi cephe iktidarlarının sac ayağı oldu. Ve o zaman da Türkiye'nin siyasal polarizasyonunun çok yüksek olduğu, kutuplaşma çok yüksek olduğu dönemlerde ayrılmakla çok hayırlı bir iş yaptı ve Türk siyasetine katkıda bulunduğu da söylenemez. Kaldı ki onun ayrılmış olmasına rağmen 73 ve 77 seçimde Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar tek başına iktidar olamasa da birinci parti oldu. Şimdi şunu sormak lazım. Eylül'de böyle bir parti kurulacak. Gül ve Babacan ikilisi. Davutoğlu henüz Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden götürüyor. Buna bir ihtiyaç var mı? Bazı anketlere bakılırsa ihtiyaç var. Peki şansı var mı? Bence yok. Yani çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eskileriymiş gibi yepyeni bir retorik, bir söylemle, yeni bir programla ortaya çıkmadığınız sürece o zaman amacınız şöyle oluyor. Türkiye'de 50+1'in çok önemli olduğu, artık bu yeni sistem önemli olduğu ortamda, bu yani %2 de olsa, 3 de olsa, 4 de olsa alabildiğim bir ortamda 50+1'i engellemek gibi bir işlevle donatılacak. O zaman da ister istemez iç ve dış dinamiklerine bakmak lazım bunun. Destek var mı yok mu? Destekleniyorsa neden destekleniyor? Evet biz zaman zaman eleştirebiliriz. Zaman zaman katkıda da bulunmak isteriz kendi devletimize, kendi iktidarımıza. Ama zaman zaman da eleştirebiliriz. Fakat Türkiye'nin genelde işte bu şeylerden sıyrılarak analiz etmek lazım. İşte F-35 değil de niye S-400? O mesele değil. Türkiye daha ziyade 1960'lı yıllardaki degolcü bir siyaset gütmeye çalışıyor. NATO'dan ayrılmıştı. Yani ayrılsın anlamında söylemiyorum ama sadece belli bir ittifakın, Atlantik İttifakı'nın güdümünde bir ülke gibi değil, ben kendi politikamı kendim saptarım şeklinde bir çizgiye doğru yöneldiği bir ortamda bunu engelleme
çabaları çerçevesinde de bunu değerlendirebiliriz. Gözüm de saate bakıyor. 2 dakika daha var, evet. Yok, bitti aslında. 48 öyle mi? Süremiz sona eriyor. Artık son cümlelerde bunlar. Eklemek istediğiniz bir şey yoktur diye umuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yakın planı noktaladık. Mithat Baydur ve Mahmut Öğür ile beraberdik efendim. Birazdan gece bülteni başlayacak. Zehra Küçük karşınızda olacak. İyi geceler.